Beşir'in evinde kameramız var. Yani burnunun dibinde adamınız var, öyle mi? Peki neden benden istiyorsunuz onu getirmemi? Neden adamınızı getirmiyor? Adam yok adam. Adamı Beşir buluyor, öldürüyor. Ama kamera rahmetlinin yerleştirdiği yerde duruyor. Şu an bizi seyrediyorlar mı? Evet. Bir 5 dakikadır falan. Güzel. Seyredin bakalım. Peki neden ben? Neden bir başkası değil? Bir, İran sınırındasın. İki, o bölgede bu operasyonu yapacak 2 tane aşiret var. Bunlardan biri sizsiniz. 3. Beşir babanın katili. Ne? Savaş. Babanın intikamını alacaksın. Adını temize çıkaracaksın. O evladım var ya Ömer. O evladını vatan haini bir babanın evladı olmaktan kurtaracaksın. Ben de bilgisayarı ele geçireceğim. Sen daha karlı çıktın ya. Hoş geldin. Savaş. Savaş. Bir tane. Sevgilim. Canım. Yasemin. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye gidiyorsun Savaş? İran'a gidiyorum. Bir dakika, ne İran'ı? Bu yaşadıklarımızdan kurtulmak için son bir yol kaldı. Bütün bu pisliklerin başı olan adam. İran'da, onu getireceğim. Ay yok, ben bunlardan çok sıkıldım. Her an bir korkuyla yaşamaktan gerçekten çok sıkıldım. Bu adamı bulunca her şey bitecek Yasemin. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bak, başka bir ülkeye gidip oradan tehlikeli bir adamı alıp getireceğini söylüyorsun. Yasemin, canım dinle beni. Herhalde bu adam böyle güle oynaya gelmeyecek buraya. Yasemin, başka çarem yok. Ne olur anla beni. Hayır.
Ömer'i babasız büyütmeyeceğim ben. Bunu bize yapamazsın. Yasemin, bunu Ömer için. Ömer için yapman gereken şey burada Ömer'in yanında olmak. Gidip başka bir ülkede kendini öldürtmek değil. Ben oğluma temiz bir gelecek vermek için, ailem için yapıyorum. Ya ailenin başında kalırsın ya da bir daha ailede mi? Bak Savaş, eğer bu kapıdan çıkarsan bir daha bizi unut. Bir daha bizi göremezsin. Yasemin, ben de istemiyorum gitmeyi. Ama ne size ne kendime bunu yapamam. Ömer'e böyle bir isim mi bırakayım? Eroin kaçakçısının oğlu olarak mı büyüsün? Buna izin vermem. Ölüme gidiyorsun değil mi? Evet, sen ölüme gidiyorsun. Hayır Yasemin. Döneceğini garanti edebilir misin? Ha? Ha? Edemezsin. Tabii Ömer'i bu yüzden nüfusuna geçirdin değil mi? Sen ölürsen ortada kalmasın diye. Ömer benim oğlum. Tabii ya. Aşiretinizin prensi. Yasemin lütfen. Eğer gidersen Ömer'i babasız bırakmayı göze aldın demektir. Hayır Savaş. Ne Ömer ne ben bu korkularla artık yaşamayacağız. Bu kapıdan çıkarsan bizi unutup çık. Geri döneceğim Yasemin. Gitme Savaş. Aşkım ne olur gitme lütfen. Korkma bir tanem. Hakkını helal et Yasemin. Dayı evde misin? Evde.
Buradayım Savaş. Ne oldu? Sesin neden kötü? Geliyorum dayı. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Ne dedi? Savaş gitti. Ne? Ne oldu Yasemin? Dur dur. Geliyorum hemen ben. Ağlama ne olur. Hemen geliyorum. Oğlum ne diyorsun sen? Kaza değilmiş dayı. Öldürmüşler. Babamı da abimiydi. Ne? Savaş abim geldi mi? Arka bahçede. İyi. Anlayacağım bir şey getirmekten başka çarem kalmadı. Hem adımızı temizleyeceğim, hem de babamın intikamını almış olacağım. Oğlum, sen ne söylediğinin farkında mısın? İran'a girip Beşir'i alıp geleceğim diyorsun. Bu gidişin dönüşü olmaz Savaş. Getirdin mi Eşref? Getirdim abi, buyur. Sağ ol. Ben böyle yaşayamam dayı. Ucunda ölüm de olsa Ömer'i bunlara maruz bırakamam. Yarın yola çıkacağım. Buraları sana emanet. Bir de tek gideceksin ha? Evet dayı. Seni bir başına göndermem. Dayı, aşiretin reisi benim. Bu iş bana düşer. Ben de mesulüm oğlum. Senin üstüne yıkacağımı sandım. Daha ölmedik. Ben de varım. Yasemin? Ne oldu? Canım? Ne oldu size? Ayrıldık. Yaso, böyle severken ayrılınır mı hiç? Ayrıldık işte, bitti. Barışırsınız güzel göz. Kavgasız, ayrılıksız aşk mı olur? Yok, bu sefer bitti. Dönmeyeceğim. Bebeği yarın aldıracağım. Thank you.
Duşa da iyi gelir, rahatlarsın biraz. Savaş'a söyleyemedim. Bir bebeğimiz daha olacak bile diyemedim. Söyleyeceksin Yaso. Böyle hemen kestirip atılmaz. Bir kavgada bitirilmez ki bebeğim. Hayal etmiştim. Bu sevinci bu sefer hayal etmiştim işte. Savaşla beraber yaşayacağız diye hayal etmiştim. Yapma böyle. Yaşayacaksınız bu mutluluğu. Yok, bitti Pelin. Savaş gitti. Ömer'i babasız bıraktı. Ben şimdi bir bebekle daha nasıl yaparım? Yok ya, benim aldırmam lazım. Aldırmam lazım. Günaydın güzel göz. Hadi gel, güzelce kahvaltını et. Kendine gel, giyin. Sonra Savaş'ı ara. Ağam, sensiz uyandım. İçim acıdı. Gel de. Pelin. Savaş gitti. Gitti. Alo. Merhaba, Yasemin Üstün ben. Bugün için randevu alacaktım. Kürtaj için. Yasemin, yapma lütfen. Ne olur. Tamam, evet uygun. İyi günler. Yasemin, yapma lütfen. Hayırdır oğlum? Van'a gidiyorum anne. Hakkını helal et. Ne oldu oğlum? Nereden çıktı? Öyle gerekti. Allah'a ısmarladık. Savaş. Bu olup bitenlerle alakalı kötü bir durum yok değil mi oğlum? Yok anne, merak etme. Yasemin bak, çok pişman olacaksın. Asıl en çok o zaman için yanacak. Lütfen dinle beni ya. Dur, bekle. Yasemin. Hoşça kal oğlum. Hadi yenge. Gel bakayım. Kızım. Ben kullanacağım Eşref, sen kal. Olmaz abi, ben de geliyorum. Anlamadım. Ben de geliyorum abi. İran'a. Hayır Eşref. Abi bırakmam seni. Ya ben de gelirim. Ya da şimdi burada çek vur beni. Tamam peki.
Derslerini güzel güzel dinliyorum. Çiçek abla bugün gelir mi acaba? Bilmiyorum Lara'cığım. Baba, bir arasak olmaz mı? Nasıl olduğunu sorarız. Hadi baba, lütfen. Arayalım. Efendim Hakan Bey. Benim. Lara nasılsın? İyiyim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Çok mu üzgünsün? Daha iyi olacağım. Yani umarım. Seni görebilsem keşke yine. Ben de seni görmeyi çok isterim. Avukat Bey, holdinge gelir misiniz? Tabii Savaş Bey. Yasemin, sinirle hareket ediyorsun. Oturup bir sakin kafayla düşündün mü ha? Düşündün mü? Lara sizi çok özledi. Hep merak etti. Ben de onu çok özledim. Annemi öldüğünde ben de çok üzülmüştüm. Hep ağlamıştım. Ama artık daha az ağlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Avukat geldi mi Neslihan? Odanızda Savaş Bey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz. Rahatsız olmayın. Sizi acilen görmek istememin sebebi oğlum Ömer. Sizi dinliyorum. Avukat Bey, sizden bana bir şey olması durumunda konuyla yakından ilgilenmenizi ve oğlumun haklarını korumanızı istiyorum. Bu sizde kalsın. Anlaşıldı Savaş Bey. Merak etmeyin. Peki Yasemin Hanım için ne yapabiliriz? Nikahınız olmadığı için hukuken mirasçınız sayılmıyor. Ancak yapılabilecekler var. Kısaca özetleyin isterseniz. Sizi dinliyorum. İki numara yaptılar. Bıraktık yine meydanı onlara. Arkamızdan gülüyorlardır şimdi. Nasıl kaçırdık enayileri diye. Nazan, hı? Neyin var senin? Pardon aşkım, dalmışım. Baran'ı düşünüyordum. Moranlar şirketi ateşi açtığından beri oğluma bir şey olacak diye korkuyorum. Nazan, ne Moran'ı? Alacaklılardı onlar. Mahsus ödemediler borçlarını. Bu olay olsun diye. Bilmiyorum Bora. Öyle mi dersin? Ben bu entrikaların kitabını yazarım. Hem bugüne kadar her söylediğim çıkmadı mı?
Para yok dediler, 5 milyon dolar çıktı. Haciz dediler, bir çöp gitmedi holdingden, gördün. Doğru aslında. Sen de her seferinde inanıyorsun bunlara. Bir de iş kadını olacaksın. İş kadını mı? Sahi öyle miyim? Öylesin tabii. Koca holdingin ortağı olmak az şey mi? Ama çok doysun. Aç gözünü. Numaralarına inanmadığını göster. Haklısın aşkım. O zaman ben giyineyim, holdinge gidelim hemen. Hemen hazırlanırım. Tamam. Birazcık dinle beni Yaso. Bir fırsat ver. Savaş'a, kendine, ailene. Bir fırsat ver ya. Hadi ne olur. Neslihan, Hakan yerinde mi? Hayır Savaş Bey, dışarıda. Tamam, sağ ol Neslihan. Ben okulu sevmedim. Oradakileri de sevmedim. Ama Lara, biraz daha zaman tanısan. Efendim Savaş. Hakan neredesin? Hemen holdinge gelebilir misin? Tabii. Geliyorum hemen. Tamam. Sizi yalnız bıraksam bana kızmazsınız umarım. Benim acilen şirkete gitmem gerekiyor. Bir sorun yok değil mi? Yok. Malum işler. Tabii tabii. İyi günler. Bizi merak etmeyin. Hı-hı. Biz ne yapalım? Bilmem. Yasemin Üstün. Evet benim. Buyurun. Yasemin. Aşkım, nasıl olmuşum? Budur işte. Harikasın aşkım. Hadi bir an önce çıkalım hayatım. Görsünler bizi kandıramadıklarını. O Dila geçen gün beni atlattı ama bugün muhakkak göreceğim hesapları. Sakladıkları paralar ortaya çıkınca yüzlerinin alacağı hali çok merak ediyorum. Hakan, dayımla biz bir süre burada olmayacağız. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz? Van'da halletmemiz gereken çok önemli işler var. Şirketle mi ilgili? Daha çok ailemizle ilgili. Aslında... Hakan, sana durumu açıklayamıyorum. Anlıyorum Savaş. Dert etme. Ne zaman döneceksiniz peki? Hiç bilmiyorum. Olayların gidişatına bağlı. Burası sana emanet Hakan. Tabii. Merak etme Savaş. Sedef Hanım, anestezi bitince haber verin. Odamdayım. Tamam doktor hanım.
Bir dakika, veriyorum. Hanımefendi, bu şekilde Yasemin. Giremezsiniz. Çıkar mısınız hemen? Yasemin, anne. Ömer tekrar ateşlenmiş. Durumu çok kötüymüş. Anne, ne oldu? Yine fırladı ateşi yavrum. Neredesin sen? Doktora götürmek lazım çocuğu. Tamam anne. Tamam, sakin ol. Hemen bir taksiye bin, hastanede buluşalım, tamam mı? Çabuk ol Yasemin. Yanıyor çocuğu. Ömer'in ateşi çıkmış. Canım yavrum. Dur Yasemin. Bekle. Tamam anneanneciğim. Anne, anneannem. Ne oldu? Savaş burada. Nereden çıktı şimdi? Ne güzel hesapları inceleyecektik. Dönelim istersen. Durduk yere gerginlik olmasın şimdi. Hayır. Madem geldik, gireceğiz. O bizimle karşılaşmaktan çekinsin. Kandırılan biziz. Hadi hayatım, hadi. Korkma kuzum, geçecek anneanneciğim. Şoför bey, acele edin biraz. Yanıyor çocuk. Tamam abla. Ha anne, neredesiniz? Yoldayız Yasemin. Trafik var biraz. Ömer nasıl? Ateşli hala. Anne, ne olur acele edin hadi. Tamam kızım. Oğlum, biraz daha çabuk ne olur. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi hayatım, geçsene. Ne bekliyorsun? Korkuyor musun yoksa? Aa, kimse yok. Tahmin etmeliydim. Ama arabası kapının önündeydi. Bizim geldiğimizi gördü, karşılaşmaktan çekindi tabii. Apar topar çıktı anlaşılan. Neslihan, Savaş nerede? Az önce çıktı efendim. Dila Hanım'ı yollar mısın? Dila Hanım toplantıda Bora Bey. Çıkınca kendisini görmek istediğimi söyle. Peki efendim. Bu da tembihlik, görüyorsun. Ne yaparsan yap, o hesapları benden kaçıramayacaksın Dila. Aşkım, tuhaf gelebilir ama ben bu odayı özlüyorum resmen. Çok alıştım. Böyle ferah, havadar. Acaba bu odayı ben mi alsam? Ne dersin?
Geldiler. Bir türlü düşmedi ateşi Yasemin. Ne oluyor bu çocuğa? Ne kadar? Oh. Eşref sağ kolum. Odadayım. Tamam biliyorum. Kim kimdir biliyoruz oğlum. Nefesin boşuna yorma. Buyurun bakalım. Ağlama anneciğim. Geçti geçti geçti. Tamam tamam. Dur bakalım delikanlı, ağlama. Daha geçen de böyle birdenbire ateşlendi doktor bey. Anlıyorum. Tamam tamam bir tanem. Tamam bir tanem. Tamam hemşire hanım, giydirebilirsiniz. Odamda konuşalım. Olama buyurun. Bebeğim geçti. Tamam bebeğim, tamam tamam tamam, geçti geçti. Birkaç saat içinde yola çıkacaksınız. Gider gitmez adamlarınıza irtibata geçeceksiniz. Bu anda güvendiğiniz kişilerden bir ekip kuracaksınız. Sağlam adamlarınız var değil mi Van'da? O kolay beyefendi. Aşiretimiz büyük, insanımız çok. Bir haber salalım aşirete, yalım kapısına 3000 kişiyi beşirin, girelim alalım. 3000 kişi. İran'la mı savaşacaksınız ha 3000 kişi falan? Olur mu öyle şey bala ya? 300 tane adamı yan yana getirseniz bütün dünyadaki istihbarat örgütleri 5 dakika içinde haberdar olur arkadaşlar. Bize 30 kişi lazım pala. Bir de siz. Bunlar geçen sefer ateşlendiği zaman yapılanlar. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Hasta mı olmuş bilmiyorum. Geçecek oğlum, geçecek. O gece ve sonrasında burun akıntısı ya da öksürük oldu mu? Hayır olmadı. Bunu alalım. Şimdi eve gideceğiz anneciğim, gel. Sen bak bunu. Ömer için birkaç ufak test yapmalıyız. İyi de neden? Uçağımız sizi Van'daki özel hava meydanımıza bırakacak. Orada adamlarınıza koordine olacaksınız. On ikişer kişilik 3 tane tim kuracaksınız. Onların içinde bizim adamlarımız olacak. Onlar gerekli koordinasyonu sağlar. Ne yapıyormuş abla? Aferin benim oğlum. Aferin sana, aferin. He? Ne oldu? Ne oldu? İran'a küçük kaçakçı kolları olarak gireceksiniz. Sanki ıvır zıvır kaçıranlar gibi.
Birbirinden habersiz 3 tane küçük kaçakçı kolu. Gece saat tam 22'de şu batı kapısı, şu doğu kapısı, şu güney kapısı 3 tane sınır karakolunu devreye çıkartacağım. O bölgeler boşalacak. Geçtiğinizi kimse bilmeyecek yani. Birinci grup şuradan, ikinci grup şuradan, üçüncü grup buradan girecek. Bu noktalara ulaştığınızda ikinci grup adamlarını diğer iki gruba paylaştıracak. Hadi! Bir grup önden giderken diğer grup kaçış noktalarını tutacak. Benim planım budur, beyler. Dur bakalım. Ömer'e yaptığımız testlerdeki bulgular bizi lösemi şüphesine götürüyor. Hayır. Aman yarabbim. Sakin olun. Öyle bir teşhis koymuş değiliz. Ama bu risk var ve takip etmek zorundayız. Bu aşamada sizden birkaç test daha isteyeceğim. Kızıcığım. Ay canım. Beşir'in saklandığı yeri biliyoruz arkadaşlar. Orada sorun yok. Önünüzde iki tane yol var beyler. Ya gider açıktan açığa baskın verirsiniz. 36 kişi de Beşir'in dişinin kovuğuna yetmeyeceğine göre. Hepinize Allah rahmet eylesin. Ya da Beşir'i tuzağa düşürür paketlersiniz. Size kalmış. Dila Hanım, neden korktunuz? Birinden falan mı saklanıyordunuz? Toplantılarınız da bitmedi bir türlü nedense. Evet, yoğun bir gündü. Öyle olsun bakalım. Her neyse. Nazan Hanım ve ben bugün şirket hesaplarını görmek istiyoruz. Bora Bey, geçen de söylediğim gibi. Savaş Bey'in izni olmadan... Dila, unuttuğum bir şey yok mu? Nazan Hanım bu holdingin ortağı. Ayrıca yönetim kurulu üyesi.
O istediği an hesapları çıkartmak zorundasın. Bora Bey, siz benden de iyi biliyorsunuz ki şirket hesapları öyle bir günde çıkmaz. Olsun, biz bekleriz. Ama lütfen acele edin. Allah'ım, ne yaparız biz? Lütfen, bakın ben böyle bir tehlikeden söz ettim sadece. Leyla teyze, gel hadi sen biz dışarı çıkalım biraz. Hava alalım. Yasemin, ne yapacağız kızım ya? Yasemin Hanım, Ömer'in bir kardeşi var mı? Anlayamadım. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, yani Ömer'e lösemi teşhisi konursa, kardeşinden alacağımız ilikle tedavisi çok kolaylaşır. Aksi takdirde binlerce donör arasından uygun ilik bulunmasını beklememiz gerekecek. Tamam anneciğim, tamam anneciğim. Son olarak dikkatli olun. Resmi makamları yakalarsanız sizi tanımayız. Canım oğlum benim, canım. Ay yavrum. Anne, ona bir şey olursa. Bırakma kendini kızım. Güçlü olup ona çok iyi bakacağız. Savaş nerede? Babasına da haber verseydin ya. Ağam buyur. Sağ ol.
Efendim Yasemin. Yavuz Bey'le bir toplantı ayarlayabilir misin? Çalışmaya mı başlıyorsun? Hayır. İşleri Ceyda'ya devredeceğim. Bu meseleyi Yavuz Bey'le konuştuk biliyorsun. Kabul etmeyecektir. Konuşacağım Sevgi. Kabul ettireceğim. Hadi bakalım. Oh. Günaydın Yasemin Hanım. Yasemin? Ne oldu, iyi misin? Ben... Biz Savaş'la ayrıldık. Dur bir dakika, bir dakika. Ne ayrılması, ne oluyor? Ayrıldık, bitti. Sevgiliden ayrıldım diye iş mi bırakılırmış canım? Hem Ceyda da yarın alışveriş merkezi işinin sunumunu yapacaktı. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bir de bunu hazırladık Yavuz Bey. Ha, pardon, önemli. Alo Yasemin. Anne, Ömer'e bir şey mi oldu? Ateşi çıktı yine, inmiyor kızım. Tamam anne, tamam hemen geliyorum. Panik yapma, tamam. Bekliyoruz Yasemin. Çabuk ol kızım, ne olursun hadi. Tamam, tamam. Affedersiniz. Yasemin. Sonra gidersin. Yavuz Bey'i de davet ettik şimdi. Özür dilerim. Ama gerçekten çok önemli. Hemen çıkmam lazım. Yasemin, bu toplantıyı sen istedin. Şimdi kalkmış gideceğim diyorsun. Ne demek bu ya şimdi? Gitmem lazım Sevgi. Benim hemen gitmem lazım. Ömer'in ateşi çıkmış. Ya, çıkacak tabii, çocuk bu. Şimdi bunun için toplantı bırakılıp gidilir mi? Oğlum, Lösemi oluyor. Sevgi, Lösemi. Sen burada durmuş iş güç diyorsun. Ölüyorum ben Sevgi. Benim için hayat durdu. Ne işi ne toplantısı. Yasemin. Bu durumda toplantı falan olmaz. Ah ya.
Daha sonra tekrar bir araya gelir konuşuruz. İyi günler. Tamamsanız çıkalım. Emrin olur ağam. Toplanın, devam ediyoruz. Ağam. Yok bir şey. İyiyim. İyi misin ağam? Oğlum iyiyim dedim ya. Hadi. Yasemin Hanım. Yasemin Hanım. Bu halde kullanamazsınız. Ben sizi götüreyim. Teşekkür ederim. Herkes yerini alsın. Ver anne. Gel oğlum. Anne nasıl oldu? Düşmedi mi hiç adı? Düşmedi. Müşterimiz Yavuz Bey. Beni o getirdi. Sağ olun. Buyur. Teşekkür ederim. Ne oluyor ya? Telefonda. Bırakın beni. Bıraksana. Kes sesini lan. Bırak ya. Telaşlanacak bir şey yok. Bu seferki rutin bir çocuk hastalığı. Biraz ateş çıkmış, korkmayın. Yavrum benim. Yine ateşlenince biz korktuk, getirdik doktor bey. İyi yaptınız tabii. Bir süre gözlemleyeceğiz gidişatı. Oh anneciğim benim.
Demek arkamdan iş çevirecektiniz ha? Yediğiniz her halttan haberim var. Gördüğün gibi. Köpek! Köpek! Sakin ol bakalım Balı. Sakin ol. Sakin. Pala. Seni buraya getirttim. Çünkü senden bir şey isteyeceğim. Yeğenin Savaş artık tehlikeli olmaya başladı. Uyardım dinlemedi. Ayak altından çekil dedim, çekilmedi. Sen çekeceksin. Sen. Sen. Savaşı vuracaksın. Sen beni ne sandın ulan? Bir hainin gammazıyla pusuya düştüm diye kendi kanımı canımı mı harcayacağım ulan? Yaparsın, yaparsın. Celallenme, celallenme. Tek kurşun. O kurşunu kafama sıkarım. Savaşa sıkmam. Sıkarsın, sıkarsın. Haldun? Konuş hadi oğlumla, çekinme. Bak bakalım, belki de numara yapıyorum. Haldun. Baba. Oğlum. Baba sen misin? Neredesin baba? Korkuyorum. Haldun korkma. Bak. Benim için ikinizi de temizlemek çok kolay. Ama Savaş'ı ben öldürürsem dikkat çekerim. Ama sen öldürürsen benimle ilgisi olmaz. Ben de kimsenin dikkatini çekmeden hayatıma devam ederim. Bu kadar düşünecek bir şey yok Pala. Oğlun mu, yeğenin mi? Kararın neyse bana bildir. Verin bana isterseniz. Alayım. Yoruldunuz. Buyurun. Bir kahve içer miydiniz Yavuz Bey? Yok. Ben gideyim. Zaten siz de yorgunsunuz. Kusura bakmayın. Sizi de işinizden gücünüzden ettik. Ne kadar teşekkür etsek az. Rica ederim. Lafım olur. Toplantı için de kusura bakmayın Yavuz Bey. Canınızı sıkmayın. Önemli olan onun sağlığı. Bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeyin lütfen. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Güle güle. İyi günler. Thank you.
Sen bir başına nereye kadar koşturacaksın kızım? Allah razı olsun Yavuz Bey'den. Elin adamı işini gücünü bırakıp geliyor, ilgileniyor. Babası kim bilir nerede ne yapıyor. Şimdi biz şu anda buradayız. Evet abi. Alağan'ın şurada. Eşref'in de şurada olması lazım. Doğrudur ağam. Şurası da Beşir'in evi. Sabah 10 gibi dayım ve Eşref şurada buluşacak. Adamların yarısını Eşref'e bırakacak. Diğer yarısını da bize getirecek. Demek ki saat 2 civarında buluşup havanın kararmasını bekleyeceğiz. Sonra da sessizce gidip Beşir'i yakalayacağız. Bu arada Eşref de kaçış yollarını tutmuş olur. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok ağam. Her şey tamamdır. Nerede bu çocuk? Telefonu hala kapalı. Dur bakalım, telaş etme Fidan. Nasıl telaş etmem abla? Saat kaç oldu? Zaten ortalık karışık. Allah'ım çocuğuma bir şey mi yaptılar? Aman Allah korusun, aklına kötü şey getirme hemen. Belli mi olur? Dünyanın bin türlü hali var. Fidan abla. Çiçek. Sizinkilerden biri mi bir şey yaptı acaba? Yok. Yani sanmıyorum. Ben bir abimi arayayım. Bir şey varsa o öğrenir. Efendim Çiçek. Abi şey diyecektim. Haldun. Bu saat oldu hala gelmedi. Arıyoruz, telefonu da kapalı. Belki sen... Anladım Çiçek. Benim haberim yok. Ama işgüzarın biri bizden habersiz bir şey yaptıysa hemen öğreniriz. Sağ ol abi. Thank you.
En son dün okula giderken görüldü. Evet. Telefonu var mı? Arıyoruz ama kapalı. Gidebileceği bir arkadaşı? Yok. Öyle habersiz bir şey yapacak bir çocuk değil. Herhangi bir hasmınız, size düşmanlığı olan biri ya da birileri var mı? Yok. Kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Komiserim, yeğenim olur kendisi. Bir an önce iyi haberlerini bekliyoruz. Merak etmeyin beyefendi. Gereken neyse yapılır. Hadi kızım, sen de ye bir şeyler. Olmaz böyle değil mi? Ömer çok üzülür sonra. Çok üzülür annesine. Haber var mı? Şimdilik yok. Bakacaklar. Geceden beri çok koşturdun sen de. Sağ ol. Laf olmaz yenge. Görevimiz. Onun aşireti de zan altında kaldı tabii. Dediğim gibi bugün bana geçiyorum. Kendi kafasına göre bir halt karıştıran varsa gereği yapılır. İçiniz rahat etsin. Sağ ol. Çiçek. 2 saat sonra holdinge uğra da gitmeden konuşalım. Tamam abi. Ağam neredeyse İran sınır devriyesine yakalanıyordu. Kıl payı kurtulduk. Bizim bu Seyit fark etmese... Ha? Ağam iyi misin? İyiyim Eşref. İyiyim. İstanbul'da hamlamışız. Dağlar yordu biraz. Estağfurullah ağam. Bu dağlar sana vız gelir. Tamam. Hazırız abi. Hadi bakalım. Yavuz Bey'den efendim. Teşekkür ederim evladım. İyi günler. Yasemin, Yavuz Bey'den bir paket geldi kızım. Bir de not yazmış. Yakışıklı Ömer'e geçmiş olsun dileklerimle. İşlerimin yoğunluğundan hediyeni kendim getiremedim. Kusura bakma delikanlı. Sevgilerimle Yavuz Korkmaz. Ne iyi kalpli, ne kibar adam. Bir teşekkür et istersen kızım. Ederim. Oğluşum bak. Yavuz amca ne almış sana? Al bakalım. Anneannesinin bir tanesi. Aa, sevdin mi? Merhaba Ömer abi. Benimle oyun oynar mısın? Oğlum isim koyalım mı bu ayıcıya? Adı ne olsun? Babasından daha düşünceli valla. Elin adamı o kadar işinin gücünün arasında. Sağ olsun. Nasıl?
Nasılmış oğlumun oyuncağı? Bak, bak. Yavuz amca yollamış. Ömerciğim bak. Aa, ne göndermiş Yavuz amcası ona? Bir kişi evet. Dönüşü sabah uçağıyla olsun. Yavuz Korkmaz adına. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Çiçek Hanım. Hoş bulduk. Yavuz Bey biletiniz tamam. Uçağınız 3 saat sonra. Sağ ol. Gel Çiçek, hoş geldin. Geç otur. Abi, sekreter niye Yavuz Korkmaz adını aldı bileti? Ben Yavuz Korkmaz'ım da ondan. Nasıl yani? İş dünyasına cinayetten sabıkalı ismimle girecek değildim herhalde. Yani soyadını mı değiştirdin? Evet, değiştirdim. Sen bunları boş ver de. Savaşların Van'da olduğuna emin misin Çiçek? Bana öyle dediler. Neden? Tuhaf. Van dediğin uçakla 2 saatlik yol. Pala ya da savaş. Haldun kaybolunca neden gelmedin? Ben de anlamadım abi. Sence neden? Yakında anlarız. Van'a gidince bir araştırayım bakalım. Neler oluyor? Pala, Beşiram aklı oğlunda kalmasın. Oğlu iyidir dedi. Yasemin, yavrum. Ne oldu? Gel bakayım. Dur dur bir dakika. Yasemin, anneciğim ne oldu? Yavaş. Nasılsın Palağım? Savaş yalnız konuşalım mı biraz? Hayırdır dayı? Bir terslik mi var? Gel oğlum, şöyle açılalım biraz. Yasemin, iyi misin kızım? Anneciğim ne oldu? Hı.
Gözlerim karardı bir anda. Şimdi daha iyisin değil mi kızım? Ne oluyor dayı? Dayı anlatmayacak mısın? Neler oluyor? Savaş. Beşir bana şantaj yapıyor oğlum. Ne şantajı dayı, ne oldu? Haldun'u kaçırmış. Ne? Beşir benden, Haldun'un hayatına karşılık seninkini istiyorum. Dayı. Affet beni Savaş. Tek çözüm bu oğlum. Dayı. Affet beni Savaş. Tek çözüm bu oğlum.